Değerli basın mensupları, bundan sonraki toplantımız meslek odaları başkanlarımızla beraber basına kapalı bir şekilde yapacağız. Gelen raporları birleştirerek bir Kayseri raporu. Ülkemiz daha evvel belki de insanlığın tecrübe etmediği bir deprem felaketi yaşadı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu Kahramanmaraş merkezi meydana gelen iki deprem neticesinde hayatını kaybeden, inancımıza göre de şehit olarak değerlendirilen tüm vatandaşlarımıza ben de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii böylesi bir felaket karşısında çok kısa sürede yaraların sarılması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetimiz bütün imkanlarını seferber etmiş. Devlet ve millet deprem felaketinden etkilenen bölgeler ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çok çabuk bir şekilde harekete geçmiştir. Bu büyük felaket karşısında da özellikle Kayseri, Maraş'a yakın olması münasebetiyle ilk andan itibaren Maraşlı vatandaşlarımızın yanında olmuş, Kayseri sahip olduğu bütün potansiyelini, imkanını başta Maraş olmak üzere Malatya dahil diğer tüm deprem bölgeleri için seferber etmiştir. 40 bin üzerinde vatandaşımız aldığım son bilgilere göre depremden etkilenen vatandaşımız Kayseri'de geçici olarak ikamet etmektedir. İnşallah bu yaraları en kısa sürede saracağız ve bölgeyi yeniden ayağa kaldırma konusunda da devletimizin bu anlamdaki kudretine ilave olarak biz de üzerimize düşen sorumluluk neyse Kayseri olarak hep birlikte el yordamıyla bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Kıymetli arkadaşlar, tabii deprem ilimiz Kayseri'de yakın bir bölgede oldu. Ve hem genel iki büyük deprem olsun, hem de depremden sonra yaşanan artçı sarsıntılar olsun, bundan da ilimizin etkilendiği bilinen bir gerçektir. Bu şartlarda da önümüzdeki dönemde ülke genelinde böylesi bir deprem yaşamışken Kayseri'ye olası etkileri ve beraberinde alınabilecek tedbirlerle alakalı böylesi bir bilimsel temeli olan çalışmaya ön ayak oldukları için ben oda başkanlarımıza hasreten ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mevcut durumda yapılan değerlendirmeler ve muayeneler sonucunda Kayseri'de değerli arkadaşlar 22 Şubat 2023 itibariyle 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bana verilen bilgilere göre. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır il genelinde. Yine il genelinde 145 konut ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ahır ve depo olarak kullanılan 27 birimde yine ağır hasarlıdır ve bir tane de ticarethanenin bu anlamda ağır hasarlı olduğu tespiti yapılmıştır. Tabii konut anlamında bu derecede ağır hasarlı yapıların olduğunu ifade ediyoruz ama bunun büyük bir çoğunluğunda yine Sarız ilçemizdeki bazı mahallelerimizde olduğunu ifade etmemiz lazım. Toplamda Kayseri merkezinde yani Melikgazi ve Kocasinan ilçemizde 10 kamu binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve bunların bir kısmının zaten yıkımına başlanmıştır. Okullar olsun, diğer yerler olsun. Artık tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hükümetimizin de deprem sonrasında ve hatta depremden de önce uygulamaya koyduğu tedbirlerin başında gelen bir husus yatay yapılaşmanın artık önünün açılması. Bu anlamda ne yazık ki Kayseri olarak üzülerek ifade etmek istiyorum. İyi bir durumda değiliz. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda Kayseri kat yüksekliği itibariyle şu anda Türkiye'de birinci sırada. Kayseri'deki kat yüksekliği ortalama 8,2. Türkiye'deki ortalama diğer şehirlerin kat yüksekliği ise 5. Burada bizim artık yatay mimarinin önünü açacak, yatay mimariyi özendirecek ve yatay mimariye geçecek, artık yüksek kattan vazgeçerek daha sağlıklı koşullarda vatandaşımızın, Kayseri hemşehrilerimizin yaşayacağı alanların tespit edilmesi önem arz ediyor. Kayseri'deki zeminin sağlam olduğu alanlarının bilgisinin de kamuoyuyla paylaşılmasını önemli gördüğümü ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın da bunu bilmesinde fayda var. Kayseri'de faaliyet gösteren bazı beton santrallerinin, beton satan firmaların inşaatlara uygunsuz standart ve kalitede beton sattığı iddiası mevcut. Bu anlamda sizlerin aracılığıyla çok saygıdeğer
basın mensubu kardeşlerimiz aracılığıyla yargı camiasına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu konunun üzerine gidin. Nereye giderse gitsin bu konu, ucu nereye dayanırsa dayansın. Ama bu konuyu takip edip ve hazır olmak lazım. Tedbirli olmak lazım. Deprem kuşağında olan bir ülkede yaşıyoruz. Deprem üretme potansiyeli olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama Cenab-ı Allah Türkiye'nin yaşadığı şartlarda olası herhangi bir şiddet ne olursa olsun bunların hepsine dayanabilecek bina yapabilme ilmini ve bilmini de bize kazandırmış durumda. Bu şartlarda biz depremlerde Allah'ın izniyle yıkılmayacak binalar yapabiliriz.